Erzincan'daki turumuza Fidem Özel İlkokulu, Ortaokulu'nu ziyaret ederek devam ediyoruz. Yanımızda kurumun eğitim koordinatörü Sayın Turan Işık Beyefendi var. Turan Bey, kurumunuzu bizlere tanıtır mısınız? Okulumuz 20 yıl önce deneyimli 6 eğitimcinin 3 yıl süren yoğun çalışması sonucunda yapılandırdıkları bir projenin ürünüdür. Bu proje yapılandırılırken eğitim bilimin doğrularının hayata geçirilmesi, ticari anlamda arz talep ilişkisinden uzak durulması, dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilerek sürece aktarılması esas alındı. 2003-2004 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizle buluştuk. 18. yılımız. Başlangıçtaki esaslardan taviz vermeden öğrencilerimizi hayata hazırlamayı sürdürüyoruz. Kurumunuzdaki eğitim faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Okulumuzda eğitim öğretim etkinlikleri 8.30'da başlar, 17'de tamamlanır. Tam gün süren bu süreçte öğrencilerimiz öğrenci merkezi çalışmalarda görevler üstlenir. Öğrencilerimizi bu öğrenci merkezli çalışmalarda yarınlara hazırlarken kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenme doğrultusunda öz disiplin geliştirmelerini hedeflemekteyiz. Akademik olarak bu gelişimi gösterirken diğer yandan da kulüp çalışmalarında görev alarak sosyal ve kültürel gelişim göstermekteler. Çalışmalarımızın her aşamasında öğrenciyi merkeze almamız, yaparak, yaşayarak öğrenme etkinliklerini önemsememiz, atölye çalışmalarında faydalanmamız ve dış mekan etkinlikleri kapsamında üretim alanlarını eğitim mekanı olarak kullanmamız bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye yöneliktir. Talep edilen önemli becerilerden biri de çok yönlü okuryazarlıktır. Buna yönelik olarak da laboratuvar çalışmaları yapmakta, günlük okuma yazma etkinlikleri düzenlemekte, ana dilini etkin kullanma çalışmalarına ağırlık vermekte, en az bir yabancı dilde okur yazar olmayı önemsemekte ve de medya okur yazarı olmayı desteklemekteyiz. 21. yüzyıl insanında olması gereken bir başka önemli beceri, ki bu çok önemli, İletişim ve işbirliğidir. Grup çalışmalarımızla ve sosyal sorumluluk projelerimizle öğrencilerimizin bu beceriyi edinmelerine yardımcı olmaya çalışmaktayız. Kurumunuzun ileriye yönelik hedefleri nelerdir? Okulumuz açıldığından beri yerinde eğitim etkinliklerini önemsemekte ve bunu ilkeye dönüştürmüş durumdayız. Gelecekte bu yerinde eğitim ilkemiz doğrultusunda yapılandıracağımız etkinlikleri önce ilimiz, sonra da ülke sınırlarımız dışına taşımayı planlamaktayız. Bunu yaparak çocuklarımızı ülkemizdeki veya dünyadaki akranlarıyla yarıştırmak yerine ortak projelerde görev almalarını sağlayarak insanlığa hizmet sunmalarını sağlamak, böyle bir dayanışmayı gerçekleştirmektir. Öncelikle geleceğe yönelik hedefimiz bu. Sizleri izleyen öğrenci ve ailelere neler söylemek istersiniz? 42 yılını çocuklara adamış bir eğitimci olarak onlara seslenmek istiyorum. Sevgili çocuklar, hayata dair tüm güzelliklerin doyasıya yaşandığı aydınlık yarınlar sizlerin olsun. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz. Ben teşekkür ederim.